Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin o sorduğu eğitim kelebeğini aldım sonuçta. Yani bu kelebeğe hiç para vermek istemiyordum gerçekten. Ama yine de bir koleksiyonda tüm kelebekler olması açısıyla alınmış bir kelebektir kendisi. Açıkçası bu kelebeği merak ediyordum. Yani ne bileyim çok gözüme ince falan geldi. Bir de hafif falan böyle bir garip bir kelebek. Evet, inceleyeceğimiz kelebek bu. Yani hem fiyatı ucuz hem de diğer normal şu an ekrana koyduğum eğitim kelebeğinden daha kullanışlı açıkçası. Çünkü şu eğitim kelebeğinde bıçak kısmı sap kısmından ağır olduğu için çok da sallanabilir bir kelebek olduğunu söyleyemem o kelebeğin. Ama bu kelebeği dediğim gibi merak ettim. Öncelikle vidalarından bahsedeyim. Vidalar yıldız tornavida, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Pinimiz doğru yerde. Şekli bir garip, tarak gibi. Hiç hoşuma gitmedi şu bıçak şekli. Şurası da şöyle bir kıvrım var. Yani kelebeği yaparken artık nasıl bir fantezi uyguladılarsa her yeri değişik kelebeğin. Ama sallarken, bu arada bir şey diyeyim mi? Yani biraz sıkı olması dışında bir sıkıntı görmüyorum şu an. Ki onu yıldız tornavidayla düzeltebilirsiniz dediğim gibi. Bu kelebek büyük ihtimalle dağılır. Yani 2-3 gün profesyonel ya da ileri düzey bir şekilde bunu sallarsanız bu kelebek dağılır. Yani elim alınca öyle bir ön sezi oluştu neyse. Bir tık hafif yani. Bakalım ağırlığımız ne kadar. 99 gram, 100 gram yani. 100 gram hafif. Ama biliyorsunuz Squid'i kaçtı hatta direkt şuradan göstereyim size. Squid 74 gram. Ama şimdi bunu Squid ile karşılaştıramayız. Hem boyutu küçük kabza. Hem de ne bileyim yani bir garip geldi elime. Alıp sallanılabilir bu arada. Sallanması çok hoşuma gitti yani. Bu fiyata gerçekten güzel. Yani en azından şu kelebekten güzel. Mesela bunun videosunu izleyenler hatırlar. Bu hepsi buradan aldığımız eğitim kelebeği. Yani açıkçası bunu sallama, yani bilemiyorum ya. Sanki bu daha şey geldi bana sallama açısından. Daha iyiymiş gibi geldi şu sağ taraftaki. Bu arada kabza boyumuz da bir tık yüksek gibi. Değilmiş. Bunun düşmüş. Yok, bunun da aynıymış. Ben onu ışıktan öyle gördüm büyük ihtimal. Ama alınıp sallanılabilir bir kelebek gibi duruyor yani. Ama çok dayanıksız. Bu kelebek en fazla bir hafta dayanır gibi benim gözümde şu an. Kullandıkları metal olsun, alyanları olsun, bir de çok fazla parmak izi yapıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Yani fiyatının hakkı diyebiliriz bu kelebek için. Normalde zaten asla bu kelebeği almam. Ama hem koleksiyonda dursun diye hem de çok merak edildiği için aldım. Yani bu kelebek hakkında daha konuşacağım bir şey yok açıkçası. Çünkü yani kesme testi de yapamıyoruz. Çünkü eğitim kelebeği. Zayıf bir kelebek. Ama sallanılabilir bir kelebek olduğunu düşünüyorum. Bu kelebek hakkında daha fazla söylenecek bir şey yok dediğim gibi az önceki gibi. Evet, bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki inceleme videosunda görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada takipte kalın. 10.000 abone olduktan sonra 10.000 11.000 abone arası yeni büyük çekilişimiz olacağız. Olacak. Squid Clone'dan daha büyük bir çekiliş. Bir önceki videoda söylemiştim zaten. Triton Clone vermeyi düşünüyorum. Hatta Triton Clone'un da videosu gelecek. Şu an Çin'den elime ulaşmasını bekliyorum. Kargoda.